Piyasa Hattı ile karşınızdayız. Ben Gözlem Yılmaz Ertem. Piyasa Hattı programında bugün ilk bölümde birazdan DIO Genel Müdürü Mehmet Mutlu Uysal bizimle olacak. DIO'nun satış rakamlarını konuşacağız. Çünkü hem gayrimenkul konut tarafına tedarik sağlıyorlar hem de sanayi tarafına ürün sağlıyorlar. Üçüncü çeyrek bilançosu, artan ham madde maliyetleri, sektördeki tedarik problemleri elbette boyacılık sektörünü de etkiledi. Konut ve gayrimenkulde yeni arzın oluşmaması son dönemde, oradaki stokların erimesi de satış rakamlarını nasıl etkiliyor? Tüm bu detayları konuşacağız kendileriyle. Sonrasında ise IBS Sigorta ve Reasurans Broker'le CEO'su Murat Çiftçi bizimle olacak. Reasurans maliyetlerinin bilançoya yansıması, özellikle trend değişikliği var biliyorsunuz, iklim değişiklikleri ve bu alanda yapılan yatırımlar. Bunlar yangın başta olmak üzere sektördeki poliçeleri nasıl etkiliyor? Tüm bu detayları kendileriyle konuşacağız. Programın ilk bölümünde Kutay Korap yine bizimle olacak. DIO Boya'ya ilişkin son bilanço rakamları ve detayları aktaracak. Programın sonunda ise Serdar Pazı ile beraber haftalık menkul kıymet istatistiklerini konuşacağız. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan gelecek olan hem yabancı yatırımcıların hisse ve tahvil hareketlerini hem de yerli yatırımcıların döviz mevduat hesaplarının, döviz tevdiat hesaplarının ne olduğunu rakamlarla, grafiklerle ekrana getireceğiz. Şimdi gelin bir bakalım piyasalara. FED sonrası bugün tüm dünya borsalarında aslında yeşilleri gördüğümüz bir gündü. Sabah saatlerinde de bu iyimserliği görüyorduk ki şu anda %1.67 yukarıda, 1571 puanda, hatta 1572'leri geçen bir borsa İstanbul var. Bu yılın yine zirve seviyelerine yakın. Dolar TL de yön yukarı. Aslında bu taraftaki fiyatlama biraz ilginç. Borsa pozitif olmasına rağmen Türk lirası bunu desteklemiyor. TL bugün zayıf. Dolar yeniden 9.70'in üzerine yükseldi. Euro TL 11.22'de. Ben birazdan emtia sayfasını da rica edeyim yönetmenimizden. Gram altın, ons altın, petrol, ona da bakalım. Çünkü doların yükselişi ve dünkü FED kararından sonra altındaki oynaklık, bakalım içeride gram altına nasıl yansıyor. Bu arada euro dolar paritesi de 1.1546'da. Oradaki düşüş hızlandı. %0.60'a yakın bir düşüş var. Güçlü dolar hikayesi bugün biraz daha fazla fiyatlanıyor. Borsalar yeşilde olsa da FED sonrası. Ve ons tarafında ise aslında hem doların hem de ons altının aynı anda yükseldiği bir gün. Ons altın 1780 seviyesine kadar yükselmiş durumda. %0.54 yukarıda. Gram altın ise 555 TL'ye geçti. Şu an %1.25 yükseliş var. Ve 555 seviyesi aslında gram altında biliyorsunuz zirveleri oldukça yakın. Bitcoin bugün eksi de %1.3 düşüyor. Brent petrol ve Amerikan tipi ham petrolde de %2'ye yakın bir yükseliş var. Brent 83 dolarda. NYMEX petrol, Amerikan tipi ham petrolde 82 dolarda. Şimdi gidelim detayları soralım. İntegral yatırım menkul değerlere gideceğiz. Hüseyin Uslu olacak araştırma uzmanı karşımızda. Hüseyin hoş geldin. FED kararını nasıl karşıladınız? Önce o tarafı sorarak başlayayım. Sonrasında da özellikle önümüzdeki haftanın gündeminde neler takip edeceğiz onu da sorayım sana. Merhaba Güzem Hanım, iyi yayınlar. Evet, dün akşam FED toplantısını takip ettik. Beklendiği üzere aylık 120 milyar dolar alım programında aylık olacak şekilde 15 milyar dolarlık azalama gideceğini açıkladılar. Sürpriz değil, piyasanın beklentisi zaten aylık 15 milyar dolar azaltımla birlikte önümüzdeki yılın ortalarında programın sona ereceği şeklindeydi. Yani piyasa beklentisine paralel bir süreç yönetiliyor FED tarafında. Bu sürecin biraz daha dün akşam itibariyle küresel borsalara pozitif yansıdığını takip ettik. Risk iştahı o tarafta güçlü kalmaya devam ediyor. FED kararının ardından Powell'ın açıklamaları da oldukça önemliydi. Faiz arttırım konusunda aceleci davranmayacaklarını mesajını verdi. Burada özellikle Powell'ın açıklamaları son günlerde biraz daha yakından takip edilecektir. İş gücü piyasası biraz daha önem kazanmış oldu Powell'ın açıklamalarının ardından. Bugün de işsizlik başvurularını alacağız. Yarın da tarım dışı istihdam var. Bu iki önemli verinin ardından dolar endeksinde bir hareket oluşabilir. Bu hareketi takip etmek gerekiyor. FED kararının ardından dolar endeksinde güçlenen bir eğilim var bugün. 94 seviyesinden 94.20 seviyesine doğru bir yükseliş eğilimi sergiliyor. Bu hareketle gelişmekte olan ülke para birimlerinde baskı yaratmış durumda. Dolar karşısında hafif değer kaybı takip ediyoruz. TL tarafında ise biraz daha iç kaynaklı gelişmelerden dolayı kayıp biraz daha fazla. Kur yeniden 9.75 seviyesine yönelik bir hareket eğilim içerisinde. Kısa vadede 9.75 seviyesini izliyoruz. 9.75 seviyesinin üzerinde bir seyir görmemiz durumunda
Yukarıda daha önceden test ettiğimiz zirve seviyeler olan 9.85 seviyeleri de test edilebilir düşüncesindeyiz. Borsa İstanbul tarafına bakacak olursak da hem küresel piyasalarda risk iştahının korunuyor olması hem de beklentileri karşılayan bilançoların gelmesi endeksi desteklemeye devam ediyor. Dün akşam Türk Hava Yolları'nın bilançosunu aldık. Bilançonun ardından havacılık sektöründe bir yukarı yönlü hareket var. Gene uzun zamandır, son 2 haftadır bankacılık endeksinde bir pozitif seyir takip ediyorduk. O taraftaki seyrin de devam ettiğini görüyoruz. Bugün özellikle iştiraklerinin güçlü bilançolar açıklamasının ardından işte Koç Holding, Sabancı Holding gibi holdinglerin de endeks üzerinde performans sergilemesi endeksi destekliyor diyebilirim. Mart ayında takip ettiğimiz 1590 seviyesi vardı. Oralara yakın yerlerdeyiz. Dolayısıyla bir düzeltme hareketine karşı dikkatli olmak gerekiyor. Dün de zaten kısa süreli de olsa bir düzeltme hareketi gördük. Endeks %2,5 kadar satıcılı bir seyir halindeydi. Gün sonunda kapanış artı oldu. Dolayısıyla hareketlilik artabilir endeks tarafında. Biz kısa vadede 1545'i stop bölgesi olarak takip ediyoruz. 1545'in üzerinde kaldığımız sürece yukarıda 1580 önemli olacak. 1580 seviyesinden de kısa vadeli olarak bir kar satışı gelebileceğini düşünüyoruz. Teşekkür ediyoruz Hüseyin Uslu'ya aktardıkları için. Bu arada bir son dakikamız var. TCMB'nin ve BDDK'nın haftalık veri setinden hesaplayarak oluşturduğumuz rakamlarla yabancı yatırımcıların Türk bankalarıyla yaptığı Türk lirası swap miktarı son 8 haftada 7.4 milyar dolar azalmış. Bir araya gidelim. Aranın arkasından özellikle programın son bölümünde bu son dakikayı Serdar Pazı'yla da grafikler eşliğinde konuşacağız. Piyasa hattına kaldığımız yerden devam ediyoruz. DIO Genel Müdürü Mehmet Mutlu Uysal bizimle olacak. Mehmet Bey hoş geldiniz yayına. Merhaba, hoş bulduk. Çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Şimdi birazdan aslında DIO özelindeki rakamları, bilanço beklentilerini hepsini konuşacağız. Üçüncü çeyrek bilançosunu ve yarın geri kalana dair beklentileri ama onun öncesinde araştırma masasına gidelim. Kusay Korap'ın da şirketinizle ilgili araştırmaları var. Onları da bir dinleyelim. Kusay hoş geldin. Birazdan konumuza gideceğiz ama önce senden alalım bilgileri. Evet Güzel, baktığımızda öncelikle 3. çeyrek finansallarını geride kaldığımız hafta Dio Boy'un paylaştığını gördük. Öncelikle şöyle kısaca hızlı bir bilançoyu bahsetmek isterim. Sonra şirketin satışlarının detaylarına da bakarız. Baktığımda 9 aylık hasılatı geçen yıl aynı dönemine göre %52 oranında arttığını görüyorum. 1 milyar 650 milyon TL'lik bir bilançoya ulaşıldığını görmekteyim. 3. çeyrek satışlarının piyasa dağılımına baktığımda satışların büyük bir yoğunluğunun iç piyasaya olduğunu, sadece 31 milyon civarında dış piyasaya satış yaptığını görüyorum ben. Tabi bu rakamlarda iskonto ve iade hariç bir şekilde olduğunu söyleyeyim. Diğer taraftan baktığımda şirketin brüt karı yıllık bazda %10 artmış durumda. Brüt kar marjı tarafında 2020 yılından sonrasında biraz daha daralmaya gittiğini görüyorum ben. Brüt kar marjı azalmış durumda. Diğer taraftan baktığımda şirketin satış tonajına bakıyorum. Satış tonajı yıllık bazda %11 artmış durumda. Burada 115.792 tonluk bir satış var 2021 yılının 9 aylıklarında. Diğer taraftan 2020 yılına baktığımda bu rakam 104 bin ton civarındaydı. Şirket geçen yıl %74 kapasiteyle çalışıyordu. Şimdi %72'ler civarında bir kapasiteyle çalışıyor. Üretim tonajına baktığımda 114 bin ton seviyesinde gerçekleşirken bu geçen yıla göre %9'luk bir artışa işaret ettiğini de görmekteyim. Rasyolarına bakarsam şirketin borç bölü öz kaynak rasyosu geçen yıl %3 civarında, bu yıl bu rakam %5.2'ler seviyesine yükselmiş durumda. Diğer taraftan esas faaliyet kar marjı geçen yıl %13.5 civarındayken bu yılın ilk 9 ayında %6.7'ye gerilediğini görüyorum ben. Diyoboy'un içinde bulunduğu sektörü değerlendirmek gerekirse Türkiye'nin boya sektörünün 850 bin tonun üzerinde bir hacme sahip olduğunu, kapasite kullanımının da %65'ler civarında olduğunu görüyorum ve boya sektörünün büyüklüğü ihracat hariç 2 milyar dolar seviyesinde olduğunu da hatırlatmış olalım. Bu da önemli bir data. Ne için? Diyoboy'un genellikle iç piyasaya satışlarını gerçekleştirdiğini düşünürsek. Yıllık boya üretimi %80 ila 85 büyük ve orta ölçekli kuruluşlar tarafından Türkiye'de gerçekleştirilmiş.
geçtiğini görüyorum ben. Duo boyanın satış kırılımlarına baktığımda %53 civarı sanayi, %47 civarında inşaat sektörüne satışların gerçekleştiğini görüyorum ben. Ve Duo boyanın paylaşmış olduğu 2021 yılının ilk yarı raporunda gözüme çarpan notlardan biri ise kişi başı boya tüketimi gelişmiş ülkelerde 20 civarındayken Türkiye'de 12 civarında olduğunu görüyorum ve Türkiye'nin de Avrupa'nın en büyük 5. boya üreticileri arasında yer aldığını da söyleyeyim. Belki böylece bir kısa fotoğrafını çekmiş olabiliriz diyor boyanın. Peki Kutay, grafiği de istersen Berkan'a getirelim. Ben de buradan açabilirim arzu edersen ya da sen de hazır açıksa. Burada. Süper, tamam. O zaman bize rica etsen bir hissenin performansını da paylaşır mısın? Evet, yani şu an halka arz, tabii çok uzun süredir halka açık bir şirket zaten ama özellikle son birkaç yılda kabaca zirveler neresi, hissenin performansı nasıl bir trend görmüşüz? Evet güzel, baktığımda özellikle 5 yıllık grafiğe çevireyim ben bunu. Yılbaşından bu yana almıştım. 5 yıllık grafiğe baktığımda 2020 döneminde şu bölge aslında tam pandeminin yaşandığı dönem. Orada zaten her yerde olduğu gibi Duo boya tarafında da satış gerçekleştiğini görüyoruz. Fakat akabinde toparlanması oldukça hızlı oldu. 3 liradan Duo boya çok kısa bir vadede 17,5 liranın üzerine gitti ki o seviyeyi bu yılın Mart ayında da gördüğünü takip ettim. Fakat bu yılın Mart ayından sonra hissede biraz daha geri çekilme yaşanıyor. Yılbaşından bu yana Duo boyanın performansına baktığımda hisse yıl içerisinde 17,65 en yüksek seviyeyi gördükten sonra şu anda yıl içerisindeki en düşük seviyeler olan 9 lira 70 kuruş civarından bir fiyatlanmayla karşı karşıya. Peki gidelim buradan kendisine. Mehmet Mutlu Uysal bizimle dedik. Mehmet Bey hoş geldiniz yayına tekrar. Hoş bulduk Güzel Hanım. Çok sağ olun. Teşekkür ediyorum katıldığınız için. Mehmet Bey şimdi sağ öncelikle birazdan Kutay arkadaşımızın da size sorusu olacak. Bilançonun detaylarına dair, karlılığa dair ama ben şunu sorarak başlayayım size. Şimdi bir yandan buyurun. Tabii inşaat sektörüne işte konut, gayrimenkul tarafına ürün sağlıyorsunuz. Bir yandan sanayi tarafına. Şimdi doğru. Sanayi için onu söyleyemeyiz ama konut, inşaat, gayrimenkul tarafı için yeni arzdan bahsetmediğimiz bir dönem aslında kabaca şu son bir sene. Stokların eridiği. O yüzden nasıl geçti? Hem genel olarak pandemi 2020 hem de bu yıla baktığınızda gayrimenkul inşaat sektöründeki zayıflık sizin satış rakamlarınıza yansıdı mı? Onu sorarak başlayayım. Güzel, Mart 2020'de pandemi başladığında açıkçası biz de bir parça ne olacağı konusunda çok endişeliydik. Sonrasında çok enteresan bir gelişme oldu. İnşaat boyaları için söylüyorum bunu. Kapanma döneminde özellikle pandemiden sakınmak için yapılan kapamalarda bir baktık ki restoranlar, daha sonra kuaförler vesaire gibi işletmelerin kendi kendine boyama renovasyon işlerine gittiğini gördük. Daha sonra bu etki evlere de uzandı ve 2020'de özellikle küçük ambalaj satışlarımız ve daha sonrasında devam eden 2020'deki büyük ambalaj satışlarımız arttı. Dolayısıyla 2020'yi gayet iyi bir seneyle kapattık. 2020'de de pandeminin etkisiyle ham madde fiyatları aşağı yönde bir parça eğri gösterdiği için hepimiz için verimli bir yıl olduğu söylenir. Fakat 2020 başladığında ilk 3 ayda yine fena değildi ama sonrası Haziran'a kadar da fena gitmedi açıkçası. Daha sonrasında Kurban Bayramı'ndan sonra kapanmalar ortadan kalkıp da tüketicilerimiz daha doğrusu geçim harcamaları da başka noktada çevirdiklerinde evet inşaat boylarında bir daralma olduğunu söyleyebiliriz. Evet, yeni konut arzında da daralmanın ortaya çıkmasıyla bu inşaat boylarındaki satışların geçtiğimiz seneler 2020 gibi olmayacağını bu sene söyleyebiliriz açıkçası. Evet Mehmet Bey, Kutay ben de Bloomberg'e araştırmadan hoş geldiniz. Benim de hoş ufak bulduk. Bir sorum olacaktı size. Ben şimdi şirketinizin finansallarına baktığımda satışlar tarafında yıllık bazda kıyasladığımda %25'lik bir büyüme görüyorum. Fakat diğer taraftan maliyetler noktasına baktığımda satışların maliyetinde %52'lik bir büyüme gözüme çarpıyor. Bu da tabii doğal olarak brüt kârı biraz daha aşağı çekiyor. Belli ki maliyetlerde bir artış var ve bu artış sürüyor. Sizin hani bu maliyet artışına karşı herhangi bir şekilde şirketi korumaya yönelik bir hamleniz veya planınız var mı? Veya satış kanalını mesela yurt dışı satışlarını arttırma gibi bir planınız var mı? Vallahi Kutay Bey çok güzel sorular bunlar. Yani 2021'in başlangıcından itibaren bütün ana tedarikçilerimizde siz de takip ediyorsunuz. Gerek konteyner krizi, gerek diğer krizler dolayısıyla force majeure'larda özellikle kimler sektöründe çok büyük arz sıkıntılarıyla karşı karşıya kaldık. Bu arz sıkıntıları sonucunda da
doğal olarak hem maliyetler orijin bazında %50'ye yakın arttı. Döviz hiç söylemeyelim. Zaten siz de fikri takip ediyorsunuz. Maliyetlerimize böyle bir yansıma oldu. Burada ufak bir şey oldu 2021'de. Bütün tedarikçiler, daha sonra çoğunlukla tedarikçiler ilk iki çeyrekten sonra bu artışın gevşeyeceğini, üçüncü çeyrekte, dördüncü çeyrekte düzeleceği yönünde bir motivasyon verdi piyasaya. Fakat bu hiçbir zaman gerçekleşmedi. Dolayısıyla fiyat yapma konusunda bütün kimya firmaları, biz de diğer şirketler de tedbirler aldı ama birebir %50 yansıtmamız mümkün değil. Zaten sizde dün açıklanan ÜFE ve TÜFE arasındaki orana bakıldığında hala orada bir marj var. Maalesef fiyat artışları önümüzdeki senede 3 ayda en azından devam edeceğini öngörüyoruz. Çok özür dilerim. Ne kadarını yansıtabildiniz peki? %50'nin üzerinde bir maliyet artışı var diyorsunuz ama mesela bu yıl bittiğinde DIO ortalamada yüzde kaç fiyatları artırabilecek? Hocam sektör sektör değişiyor burada. Hı hı. Biliyorsunuz çok fazla sektöre hitap ediyoruz. Bizim satışlarımızın toplamda %35, %40'a yakını döviz endeksi satışlar. Dolayısıyla zaten onlar döviz etkisiyle devam ediyor. Fakat inşaat boylarındaki bu etkinin %18 civarında olmasını planlıyoruz. Seneyi öyle kapatmayı planlıyoruz. Mobilyada da %25 civarlarında bir artış. Çünkü o sorulardan biraz daha fazla etkilendi mobilya sektörü. Dolayısıyla böyle bir artış var. Fakat dediğim gibi bu sektörler bir de TL orijinli satılan sektörler. Döviz etkisi hiç yok burada. Dolayısıyla orijinin üstüne bir de kur etkisi, döviz etkisi ne derseniz onun da yansımalarının olması kaçınılmaz. Fakat tabii bu tamamını yansıtabilmek mümkün olmayacak gibi gözüküyor. Artık tüketicilerimizle ve pazarla belli bir optimal noktada buluşmayı öngörüyoruz. Peki Kutay, çok teşekkür ediyoruz sana da. Hem şirkete dair verdiğin bilgiler için hem de değerli sorun için diyelim ve devam edelim buradan sohbetimize. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Aslında Kutay'ın da verdiği notlar çerçevesinde ilerleyelim. Az önce şunu sorayım Enes Bey. Kutay da sizin bilanço detaylarını paylaşırken borç bölü öz kaynak oranına dikkat çekti. Oradaki yükselişi nasıl yorumluyorsunuz acaba? %3'ten 5'lere gelmiş. Bir de benim dikkatimi çeken bu rasyoya ek olarak özellikle kısa vadeli yükümlülükler tarafındaki artış 3. çeyrekte. Şöyle bizim bakıldığında ciromuza bir saniye şurada bakmam lazım. Şeyimiz şöyle söyleyeyim. Net satışlarımız 2020'ye göre %40'ı artarken 2021'de bu oran %33'te düştü. Yani kredilerimizi bir parça daha dengeledik. Dolayısıyla NHS'imizde bir net satışı göre düzenleme var olduğunu söyleyebilirim size. Peki burada elbette sektördeki büyük problemlerden biri emtianın artışı, işte kur aynı zamanda yükseliyor dedik. Tabii bunu bertaraf etmek için yurt dışı satışlar tarafıyla dengelenmeye çalışılıyor. Buradaki DIO Boya'nın genel vizyonu ne? Yani bu kur ve yüksek girdiler ham madde maliyetlerini bertaraf etmek adına döviz gelirlerini arttırmak konusundaki iştah. Döviz gelirlerini arttırma konusunda iştahımız şöyle, bizim iki fabrikamız var. Aslında üç fabrikamız var. Bir de Krasnodar'da, Güney Rusya'da. İlk fabrikamız 1954'te Bornova'da kurulan fabrikamız. Daha sonra onu Çiğli'ye taşıdık. Şimdi de bir fabrikamız da Dilovası'nda su bazlı üretimler yapıyoruz burada. Sadece inşaat boyları üretmiyoruz. Dolayısıyla 40'dan fazla ülkeye ihracat yapıyoruz. Toplam gelirlerimiz ihracat anlamında geçen seneye göre satışların ihracatı %50 civarında, özellikle inşaat ürünleri %62 civarında arttırdık. Aynı artışı devam ettirmeyi planlıyoruz. Hal böyle olunca tabii boyanın ihracatı bir parça kendi komşularımıza, özde dün de açıklandı, işte Türkiye Cumhuriyetleri, Irak, İran'a bu coğrafyalarda etkinliğimizi arttırmaya çalışıyoruz canım. Burada sizce pazar çeşitliliği konusunda biraz aslında ben guidance'ınız, hedeflerinizi de merak ediyorum. Önümüzdeki sene için yani 2022'de toplam satış gelirlerinin yüzde kaçı yurt dışı pazarlardan gelecek ve bu ülkeler içerisindeki ağırlığın nasıl olmasını bekliyorsunuz? Tabii yeni pazarlarda olacak mı onu da sorayım. Toplam satış gelirlerimizin burada çünkü dediğim gibi biz çok
Farklı sektörlerde faaliyet gösteriyoruz. Boyanın yaklaşık 11 çeşidinde üretim yapıyoruz. Bu anlamda tek yerli ve milli markayı oluşturuyoruz. Dolayısıyla satışımızın yaklaşık %12'si civarı, önümüzdeki sene için söylüyorum, ihraç gelirli pazarlarda oluşturmasını hedefliyoruz. Burada ağırlıklı bizim son zamanlarda girdiğimiz toz boya ve antiporozif boyalar, aynı zamanda savunma sanayiyle ilgili bu ürünler bizim elimizi bir parça daha güçlendiriyor. Buradaki ihracat imkanları bize unique ürünler anlamında, pazarlar anlamında bir fırsat yaratacağını düşünüyoruz. İnşaat boyaları pazarında da ağırlıklı Fransa'da, Almanya'da ve Avrupa'nın işte Malta gibi ufak yerlerinde de olmakla beraber satışlarımız var ama ağırlıklı olarak Almanya ve Fransa'ya odaklanıyoruz. Peki Mehmet Bey, merak ettiğim bir konu daha var. O da şu: şimdi bu ithal girdileri yerlileştirme çabası. Şimdi Türkiye ihracata ağırlık veriyor vesaire ama gün sonunda başta enerji olmak üzere birçok girdiniz ithal. Enerjiyi yerleştirmemiz pek mümkün değil. Tabii yenilenebilir enerji vesaire, bunlarla enerji çeşitliliğine gidiyoruz ama gün sonunda Türkiye petrol zengini, doğalgaz zengini bir ülke olmadığı için ithal ediyoruz. Peki ham madde, kimyevi maddeler konusunda yerli ikame ne kadar olabilir? Türkiye'deki ham madde üretim tesislerini arttırılmalı mı mesela? Ya bu da çok sektörün kanayan yaralarından bir tanesi. Yani önümüzdeki haftalarda İPEB'in yaptığı bir çalıştay olacak Antalya'da. Ben de katılacağım o toplantıya. Bunları hep beraber kafa yormaya, sektör olarak kafa yormaya çalışıyoruz. Dolayısıyla bunu Türkiye'de üretebilmek o kadar kolay değil. Yani çok büyük dünya devlerinin olduğu bir sektörlerden bahsediyoruz. Ve dolayısıyla bunları bir anda yerleştirebilmek mümkün değil. Ama şunu yapmak mümkün: reçine ve reçine formüllerini kendi Ar-Ge know-how'umuzda yerleştirdiğimizde orada çok daha farklı opsiyonlar ve rekabet avantajları çıkabiliyor. Gerek iç piyasada gerek dış piyasada. Dolayısıyla son zamanlarda mesela geliştirdiğimiz bir ürün var. Covid'e karşı sürüldüğü yüzeylerde Covid virüsünü %99'a kadar engelleyen bir ürün geliştirdik. Bunu hem Sağlık Bakanlığı'na da hem Ticaret Bakanlığı'yla da konuştuk, bunları yerleştirdik. Buna pazara vermeye başladık. Dolayısıyla bu ürün dünyada çok fazla olan bir ürün değil. Bu tamamıyla kendi Ar-Ge'miz, kendi know-how'umuzla oluşturduk. Ha, buradaki yine girdiler ithal ama belki formül kendimizin. Hal böyle olunca inovatif bir şey yapmış oluyoruz. Geçen katıldığım başka bir programda söylediğim gibi, yani biz boya üreticisiyiz. Kalkıp aşı üretecek halimiz yok. Yani buradaki fonksiyon şu: uygulandığı yüzeyde temas eden COVID mikrobunu %99.99'a kadar öldürebilen bir özellikle ürünü piyasaya lanse ediyoruz. Bu da çok kendimizce boya sektörü için çok inovatif bir ürün. Burada yalnız değiliz. Başka rakiplerimiz de bizi takip ediyorlar. Birbirimizi takip ediyoruz, öyle söyleyebiliriz. Ama velakin Türkiye'de çok ender bir ürün grubu. Hatta bu coğrafyada çok ender bir ürün grubu. Bu ürünlerimizde önümüzdeki yıllarda, özellikle inşaat boyaları için söylüyorum, pazar arayışlarımız devam edecek. Peki bir diğer konuda elbette giderler konusunda faiz giderleri. Tabii her şirketin olduğu gibi eminim sizin de faiz giderleriniz artmıştır. Ne dersiniz şu an? Son tabii Merkez Bankası'nın faiz indirimi sonrası ticari kredi faizlerine de bir miktar düşüş var. Fakat yatırım konusunda yine de bu maliyetle yatırım yapmak, bu faiz maliyetiyle ne kadar mümkün? Ya da var olan borcu yapılandırma konusunda bile hala ticaret tarafında, reel sektörde yüksek bir borç yükü olduğunu görüyoruz faiz giderlerinden dolayı. Burada yani Merkez Bankası'nın yapmış olduğu faiz indiriminden sonra bugün bize reel yansıması daha çok yeni. 75-100 bas puanında bir yansıma durumu söz konusu. Tabii siz de çok iyi biliyorsunuz, yani ülkemizin CDS kredi notu bizim yurt dışı borçlanma imkanımızı ve buradaki riski çok daha yüksek hale getiriyor ve yatırım iştahını zorluyor açıkçası. Burada bizim, yani bütün Türk sanayisinin, hepimizin bütün gayreti çok daha farklı, dediğim gibi biraz önce bahsetmiş olduğum ürünler gibi unik ürünlerle farklı pazarlara pazarlar bulmamız. Ancak böylelikle bir fark yaratabiliriz. Aksi takdirde dışarıdan getirdiğimiz ekipmanları burada birleştirerek veya başka bir şeylerin içine koyarak bunları tekrar yurt dışına satmak çok mantıklı şeyler değil. Kendi mühendisliğimizle, kendi Ar-Ge'mizle faaliyetlerimizi geliştirmemiz lazım. Bu arada diyor boya olarak toplam satışlarımızın %2,5'undan fazlasını bu sene biraz daha arttı. Ar-Ge'ye harcıyoruz. 2009 yılından beri Ar-Ge merkezi, iki Ar-Ge merkeziyle faaliyet yürütüyoruz. Ve bu
anlamda da birçok projeyi imza attık, atmaya da devam ediyoruz. 4 yıl arka arkaya en iyi kimya sektöründeki en iyi Ar-Ge ödüllerini aldık. Dolayısıyla bu da bizim kendi şirketimiz için büyük bir gurur kaynağı açıkçası. Peki son birkaç dakika içerisinde biraz hisse performansına da bakalım. Tabii bu yıl içerisinde 17 liranın TL'nin üzerine kadar yükseldi. Zirveyi görmüştük ama şu an kabaca işte 9,5-10 TL seviyelerinde o zirveden biraz geri çekilme oldu. Ne diyorsunuz hissedeki bu harekete? Bundan sonraki döneme dair karlılık beklentileri, yatırım beklentileri neden mi fiyatlanıyor? Şöyle, biz bu sene yaklaşık bir 50 milyon lira yatırımla kapatacağız. Bunun 30 milyonu gerçekleştirdik. 20 milyon da yatırımı sene sonu itibariyle bitirmiş olacağız. Buradaki yatırımlar ağırlıklı olarak yenileme, çevre ve yenilenebilir enerjiyle alakalı yatırımlarımız. Önümüzdeki senede bu yatırımlar benzer seviyelerde devam edecek. Biz çok uzun süredir halka açık bir şirketiz. Geçen sene de zaten temettü dağıtmıştık. Ön amacımız yine şeffaflık ve sorgulanabilirlik anlamında aynı şekilde 2021'i de kapatıp 2022'de de faaliyetlerimize devam ettirmek üzere. Dolar mı TL cinsinden mi yatırım tutarı bahsettiğiniz 50 milyon? TL cinsinden. 50 milyon TL cinsinden. Peki çok teşekkür ediyorum Mehmet Bey. Dio ailesi için de iyi bir sene olsun diyelim. Tekrar sağ olun, teşekkürler. Sağ olun. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Dio Genel Müdürü Mehmet Mutlu Uysal'ı ağırladı programı bölümünde. Şimdi sigorta tarafını konuşalım biraz. O taraftaki gelişmeler de aslında pandemiden daha sınırlı etkilenen sektörlerden biriydi aslında. Kimya tarafına ya da işte boya inşaat sektörüne kıyasla ama rakamlar bunu söylüyor mu? Gidelim detayları alalım. IBS Sigorta Reassurance Broker CEO'su Murat Çiftçi bizimle. Murat Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Teşekkür ediyorum katıldığınız için. İlk 9 aylık rakamlar bellidir zannediyorum ki IBS özelinde de. Onu sorarak başlayayım size. Nasıldı bu yılın ilk 9 ayı? Sektör olarak bahsettiğiniz gibi diğer sektörlere göre pozitif ayrılmış durumda sigorta sektörü ilk 9 aya baktığınızda. Geçen seneye göre %19'luk bir artışla 70 milyar baremini prim üretiminde aşmış durumda gözüküyoruz. Biliyorsunuz daha önceki yayınlarımızda da hep 2021 hedefi sigorta sektörünün 100 milyarı aşma idi. Bu son kalan 3 ayda da bu veriler biraz daha pozitif anlamda gelirse doların dövizin de kur tarafında etkisiyle beraber 100 milyar rakamını yakalayacak gibi gözüküyor sektör şu anda. Kırılımlarına baktığınızda hala lider trafik tarafı sektörün domino taşı olarak gözüküyor. Ama tabii belirleyici bu sene şunu gözlemliyoruz. Senelerce trafik ve kasko sigorta prim üretimi payının pastasının %50'sini oluştururken artık gün geçtikçe bu rakam azalmaya başladı. Bugün itibariyle iki branşın direkt toplamdaki oranı %30'lar mertebesinde. Aslında bu sigorta sektörünün trafik, kasko gibi geleneksel ürünlerden ürün gamını çeşitlendirerek farklı alanlarda büyüdüğünün bir işareti bizlere. %20'yi indiğimiz zaman da sektör olarak hakikaten yeni ürünlerin, gelişmiş ülkelerdeki kullanılan yeni ürünlerin Türkiye pazarında da olduğunun rakamlara yansımış net kanıtını gözlemlemiş olacağız. Farklı bir işsizlik değeri aslında dünyanın en büyük reasürans firmalarından Swiss Re'nin yayınladığı raporlara baktığınızda maalesef her ne kadar rakamlar TL bazında yukarıya doğru gösterse de penetrasyon anlamında hala ilgili ivmeyi gösteremediğimiz burada gözlemliyoruz. Son 10 seneye baktığınızda kişi başına prim üretiminde Türkiye sadece 7 dolarlık bir artış yapmış durumda. Tabii burada kurun etkisi çok fazla. Aynı zamanda kazancın da buna birebir de etkisi oluyor. Dünya pazarlarına baktığınızda son 10 seneyle karşılaştığınızda bütün dünya genelindeki averaj 200 dolarlar civarında bir kişi başına prim üretiminde artış varken Türkiye'de bu oran sadece 7 dolar gibi bir rakamla öne çıkıyor ve toplamda 128 dolar gibi bir rakamla şu anda seneyi direkt kapatacağız gibi gözüküyor. Branşlar anlamında bu seneye özel katılım sigortacılığı Tekaful tarafının direkt büyük pastadan pay aldığını gözlemlemeye başladık. Bu 70 milyarın içerisinde neredeyse 3 milyarlık rakam katılım sigorta tarafından geliyor. Bunun da 2022 senesinde yine artarak devam edeceğini öngörüyoruz. Bireysel emeklilik kısmına baktığınızda da burada aslında iyi mi bu tarafta güzel, her türlü olumsuz gelişmeye rağmen, pandeminin etkisine rağmen burada kişilerin hala yatırım tarafına önem verdiği,
ve bu tarafa ilgi gösterdiğini gözlemliyoruz. Biliyorsunuz son 3 ayda 18 yaş altı bireylerin de bu sisteme katılma mantığıyla şu anda katılım sayısı ciddi anlamda yükseldi. Ve BES ve otomatik katılım sistemine baktığınızda toplamda 200 milyar TL gibi bir fonun bugün itibariyle oluşturduğunu gözlemliyoruz. Peki Murat Bey, burada özellikle aslında sektördeki değişiklikler zannediyorum ki, yani şu anlamda söylüyorum, işte regülasyonlar mesela BES tarafında işte 18 yaş altının katılması dediniz. Yine diğer düzenlemeler de önümüzdeki dönemde prim sistemini de değiştirecek. Biraz düzenlemelerden bahsedelim mi? Yani kamu otoritesinin bundan sonraki süreçte sigorta sektörü için özellikle başta hangi düzenlemeleri yapması lazım? Sektörün gelişmesi ve aslında derinliğinin artması için, hacim derinliğini. Aslında baktığınızda bu şu anda düğmeye basılmış durumda. Özellikle SDDK'nın kurulmasından sonra ülke olarak sigorta vizyonunu aslında en üst temelde gerçekleşmiş durumda. Ve bizim gibi özel kurumlarda bu çizilen vizyonu takip ediyorlar. Buradaki aslında bu prim artışlarındaki yegane sebep de bu yapılmaya çalışılan düzenlemeler. Bugün itibariyle biliyorsunuz Türkiye'de mevcut işte senelerdir piyasada olan Milli Reassurance'ın ve Alman bir firma VHB'nin yanı sıra Türk Reassurance piyasaya giriş yapmış oldu. Yine katılım anlamında da yeni bir reassurance firması kurulmuş oldu. Yine Türk Reassurance'ın gözetimi altında. Aslında bugün itibariyle Türkiye'nin 4 tane reassurance firması olmuş oldu. Türkiye'de yerleşik. Tabii bu artarak devam edecek. Bunlar yeterli yeterli rakamlar değil. Çünkü Türkiye'nin biliyorsunuz sigorta pazarında şöyle bir iddiası var. Bölge sadece Türkiye değil, bölgenin hub'ı olması gibi, finansal merkezi olması gibi bir iddiamız var. Dünyada şu anda baktığınızda Lodge, Dubai, Singapur paralelinde direkt olarak ekseninde gerçekleşen hikayenin Türkiye pazarına çekmek üzerine hem özel firmalar, hem kamu tarafı, hem düzenleyici taraf bunun anlamında ciddi yatırımlar yapıyor. Bahsettiğiniz gibi düzenlemeler çok önemli. Mesela brokerlık meclisine baktığınızda şu anda sigorta pazarının %13'ü gibi bir piyasayı kontrol eden bizler aslında 6-7 sayfalık bir yönetmelikle yönetiliyoruz. Bunlar bizim yatırımları, daha ciddi büyük yatırımları yapmamız için yurt dışından çektiğimiz yabancı yatırımcıların sorularına cevap veren maddeler maalesef yok. Onların düzenlenmesi gerekiyor. Şu anda ciddi bir düzenleme içerisinde SDDK, hem sigorta şirketleri, hem aracılar, acentalar, brokerlar, eksperler, bunların hepsinin aslında bundan sonraki ligi atlama anlamında hem sermaye yapıları, hem işleyişlerini nasıl geliştireceği noktasında ciddi düzenlemeler şu anda draft halinde hazırlanmış durumda. Çok yakın bir zamanda meclise gelip onaylanacağını öngörüyoruz artık bunun. Bu uygulamalarla beraber de yabancı yatırımcının Türkiye sigorta sektörüne olan ilgisinin daha da artacağını gözlemliyoruz. TL'nin gelmiş olduğu seviye itibariyle Türkiye pazarı hem brokerlar tarafında hem sigorta şirketleri tarafında ciddi fırsatlar şu anda sağlıyor. Bugün itibariyle bile birçok masada deal'ın olduğunu gözlemliyoruz. Sene bitmeden bile bir takım anlaşmalar gerçekleşecek gibi gözüküyor. Yine de enteresan bir boyut, Türkiye... Evet, bağlantıda bir sıkıntı oldu. Tekrar sağlıklı bir bağlantı sağladığımızda döneceğiz. Murat Bey, duyabiliyor musunuz şu an beni? Duyuyorum. Son bir cümlenizi alamadık. Bağlantıda bir sıkıntı yaşandı. Son bir iki cümleyi tekrar rica edelim. Sonrasında da sürenin sonuna geldik. Tamamlamamız gerekecek. Büyük grupların ciddi anlamda Türkiye'deki önde gelen büyük grupların ciddi anlamda şu anda sektöre ilgisinin olduğunu gözlemliyoruz. Bunlar da yakın zamanda sigorta şirketi noktasında mutlaka sisteme giriyor olduğunu gözlemleyeceğiz. Çok teşekkür ediyorum detaylı aktarımınız için ve katıldığınız için. IBS Sigorta ve Reassurance Brokerler CEO'su Murat Çiftçi'yi ayırdık. Şimdi son dakikalarımız var. Hemen hızlı ben onların üzerinden geçeyim. Döviz mevduatları hem gerçek hem de tüzel kişilerde azaldı geçtiğimiz hafta. Orada yurt içi yerleşiklerin pariteden arındırılmış döviz mevduatının 1.4 milyar dolar azaldığını görüyoruz. Öte yandan yine rezervlere ilişkin detaylar var. Onları da hemen aktaralım. Rezervler tarafına bakıldığında da brüt döviz rezervleri 84
4.1 milyar dolar olarak açıklandı. 28 Ekim haftasında hisse ve tahvil tarafında yabancı işlemlerine baktığımızda yabancı yatırımcıların tahvilde çıkışının devam ettiğini sınırlı da olsa görüyoruz. Orada 58 milyon dolarlık bir tahvil satmışlar ki zaten %4'lere geldi ağırlıkları biliyorsunuz. Bu oradaki azalma sürüyor. Hisse tarafında ise sınırlı bir alım var tahvilden farklı olarak 24.4 milyon dolar. Kısa bir araya gidelim. Aranın arkasından tüm bu detayları Serdar Pazı ile konuşacağız. Serdar hoş geldin. Merhaba. Şimdi programı açarken özellikle yabancı kurumların TL swaplara pozisyonlanmasına ilişkin rakamları ekrana getirdik. Evet. Hisse, tahvil tarafı buraya geleceğim ama öncelikle istersen TL swaplarla başlayalım. Neden orada 8 haftanın en düşüğüne geldik? Şimdi yabancı yatırımcı TL varlıklardaki pozisyonunu giderek azaltıyor. Hı-hı. Bu tarafta da bu kendini gösteriyor. Yani yabancının çok fazla menkul kıymete bulaşmadan TL getirisine ortak olayım şeklinde özetlenebilecek yatırım stratejisi daha kırılgan, daha rahat bir şekilde pozisyon değiştirmeye müsait olan pozisyon kısmında giderek azalıyor. Bu rakam bakıldığı üzere Mart ayında 24 milyar civarındaydı. İşte bundan 2 ay önce o Eylül başında gelişmekte olan piyasalardaki kırılım öncesinde 16 milyarlar civarındaydı. Hemen hemen 2 aydır neredeyse kesintisiz azalıyor haftalık 1 milyar civarı gibi ortalamayla ve iyice 6-7 milyarlara geldi son zamanların en düşük seviyelerine. Yani sıfırlara doğru gidiyor. Giderek bakıldığında o taraftan hani çok fazla bir yabancı yatırımcı ilgisinin kalmadığını görüyoruz. Yani nasıl ki tahvil tarafında, hisse tarafında bakıldığında son yılların en düşük yabancı yatırımcı katılım varsa swap tarafında da bu tabii biraz daha hani bizim yaptığımız bir hesaplama işte bankaların döviz yükümlülüklerinden ya da Merkez Bankası'nın haftalık açıklıkları istatistiklerle hesapladığımız, çıkarttığımız bir değerleme ama burada da geri çekilme ve yani TL risk iştahının azalması yabancı tarafında kendini net biçimde gösteriyor. Peki şimdi dönelim bunu hisse ve tahvile uyarlayalım. Zaten orada da çok fazla iştah yok. Çünkü bono evet. piyasasından, bono ve tahvil piyasasından vadeleri bilmiyoruz değil mi? Hangi vadeden ne kadar çıktıklarını? O konuda da tam net bir rakam kırılım yok. Evet. Ama genel olarak çıkış sürüyor. Orayı nasıl görüyorsun? Ben de bir yandan buradan tabloları da açayım. Çünkü tahvilde tabii. neredeyse her hafta çıkış oluyor. Tahvil tarafı da aslında tabii swap'ın daha menkul kıymetleştirilmiş hali. Yani swap tarafında çıkış olduğu noktada tahvil tarafına giriş olması çok akla yakın değil. Bakıldığında yani Türkiye'nin içinde bulunduğu işte gelişmekte olan ülkeler endeksindeki ağırlığından çok daha düşük bir yüzdede neredeyse tahvil pozisyonunun gerilediğini görüyoruz. Ve özellikle 10 yıllık tahvillerde işte %20'nin üzerinden 19'lu seviyelere bir geri çekilme yani son birkaç gün içerisinde sınırlı da olsa ve risk iştahında toparlanma olsa da yabancı yatırımcının buna çok fazla iştirak etmediğini görüyoruz. Yani orada da kur oynaklığının her ne kadar işte 20'lerin üzerine gittikten sonra 18'lere 19'lara gelirse de halen daha bayağı yüksek kur oynaklığı. Dolayısıyla yani ben nominal bazda güzel TL'de bir getiri kazanıyorum ama kur tarafındaki gün içi ya da haftalık ya da aylık volatilden bunun önemli kısmını geri vermek durumunda kalabilirim yaklaşımıyla. TL varlıklardaki pozisyonlarını azalttılar. Hissedeki hikaye biraz farklı tabii. Şimdi hissedeki hikaye tabii ki farklı ama orada da böyle çok iştahlı, çok güçlü bir alım yok. Yani evet. dönüp baktığımızda o 2021'deki kadar, o bir dönem işte Ağbal geldi vesaire, evet. oradaki dönüşümün olduğu zaman kadar bir alım olmadığını görüyoruz en azından. Orada da şöyle yani betası biraz daha yüksek banka hisselerinde 24 milyon dolar en son evet. giriş olmuş. Pozisyonların arttığını, işte daha zengin değerlemelere sahip sanayi hisselerinde kar satışlarının geldiğini yani net çok fazla bir alım olmasa da mevcut şirketler içerisinde yaptıkları revizyonlarla beraber bir rotasyon yani bazı hisseleri azaltıp betası daha yüksek bankacılık, mali sektör o taraflarda pozisyonlarını arttırıp zaten işlem hacmindeki artışın da biraz ve yabancı işleminin hacminin de biraz daha artıyor olması son günlerde not ediliyor. Yani tarihi zirvelere bizi yaklaştıran faktörler arasında yabancı yatırımcının işlem bazında ve kağıt seçimi bazında tekrar piyasaya sınırlı da olsa dönmesinin bir katkısı var. Peki son olarak biraz döviz tevdiat hesaplarından da bahsedelim. Tabii. Çünkü aslında Merkez Bankası bu kadar faizleri indirirken ve kur bu denli yükselirken evet. hane halkının oradaki enflasyona yenilmemek için ne yaparım sorusuna döviz alarak cevap verdiğini görüyorduk daha önceki dönemlerde tasarrufunu korumak adına. Hem evet. yüksek enflasyon var hem de kur sürekli rekor kırıyor. Ama geçen hafta öyle olmamış belli ki o 9.80'lere geldiğimiz hafta biraz karını herhalde realize etmek istemiş. Evet yani kar realizasyonunun bu son hani çekirdek enflasyon söylemi, işte manşet enflasyon, eksi reel faiz, iki tane faiz indirimi vesaire bu süreçte
yerli yatırımcının işte Mart ayından başlayarak biriktirdiği dövizi sınırlı da olsa bir realizasyona gitmiyoruz. Zaten aksi takdirde yani yabancı yatırımcının bu kadar TL pozisyonunu azalttığı, swaptan vesaire çıktığı bir noktada hani kurun belirli noktada dengelenmesini daha ziyade bu yerli yatırımcının pozisyon azaltmasına borçluyuz. Burada da senin de bahsettiğin gibi parite etkisinden arındırılmış olarak 1 milyarın üzerinde kuvvetli yani yabancı yatırımcının tahvilde, swapta, hisse tarafındaki toplam eksilen talebini karşılayan hatta bir miktar üstüne baskın çıkan bir noktadan bahsediyoruz. Zaten hani haftaya 9.80'lerin üzerinden başlayıp geçtiğimiz haftadan bahsediyorum. Hani şu an işte 9.50'lere kadar geriledi. Daha sonra tabii orada kalmadı. Yani yeniden geçmekte olan ülke para birimlerindeki değer kayıpları işte dolar endeksinin 94'ün üstüne gitmesiyle beraber bir hareketlenme oldu. Bu arada ama şu anda 9.75'e tekrar geldi hani dolar TL. Yani %1'in üzerinde yükseliyor bugün. O geçtiğimiz hafta 9.50'lere geldiyse yerli yatırımcının döviz satışı ilgisi biraz kar realizasyonu ile geldi. Tabii bu haftanın verilerini gelecek hafta Perşembe takip edebiliyor olacağız. Ama hani yabancı yatırımcının TL riskini azaltma noktasında çok bir değişikliğe gitmesi pek beklenmiyor. Yani gelen yabancı yatırım kurumları daha ziyade yine Türk lirasına karşı Güney Afrika randını ya da rubleyi ön plana çıkartıyor. Çok teşekkürler. Serdar aktardıkların için piyasa hattını burada noktalıyoruz. Yarın 11'de Fokus'ta görüşmek üzere. Hoşçakalın.